çocuklarımız arasında eğitimde maalesef fırsat eşitliği tam olarak sağlanabilmiş değil. Pek çok mesafe alındı ama hala sağlanabilmiş değil. Özellikle lise giriş sınavlarına ve üniversite giriş sınavlarına çocuklarımızı hazırlanmasında hala fırsat eşitliği yok. Parası olan iyi hocalar tutuyor, etüt merkezlerine gönderiyor. Dershaneler kaldırıldı ama yine dershane gibi çalışan yerler var. Oralara gönderiyor. Ama imkanı olmayanlar bunu yapamıyor. İşte Sivas Belediyesi ya da diğer il ve ilçelerdeki belediyeler Büyük Birlik Partisi'ne teslim edildiğinde biz lise giriş sınavlarına da üniversite giriş sınavlarına da hazırlanmak isteyen öğrencilerimize bu hizmeti belediye aracılığıyla sunacağız. Yine kadın girişimcilerimize 50 bin lirayla 100 bin lira arasında destek vereceğiz. Yine evde bakıma muhtaç yaşlılarımızı, kadınlarımızı önceleyerek bakımlarını gerçekleştireceğiz. Yine dul yetim aylığı alan kadınlarımız var. Geçtiğimiz hafta Sakarya'da bir ilçe ziyaretimizde bir kadın hanımefendi, yaşlı bir ablamız yanıma geldi. Dedi ki başkanım, sadece 2000 lira maaş alıyorum. Dul yetim maaşı alıyorum. 1500 lira kira veriyorum dedi. Ben dedi bu 500 lirayla nasıl geçineceğim? Oradan hemen bir arkadaşımıza dedim ki bundan sonra bunun kirasını sen ödüyorsun. Ve onun kirasını biz üstlendik. Ama biz bir taneyi üstlendik. Ya da bize ulaşabileni üstlendik. Bu da önemli. Hani rahmetli Muhsin Başkanımız 2007 seçimlerinde bir klip çekmiştik ona. Gece saat 4'te evinden aldık. Düzce Akçakoca sahiline götürdük. Orada çekim yaptık. Bir klip çekimi. Deniz Yıldızı klibi. Deniz Yıldızı'nın hikayesini biliyorsunuz. Bir adam denizin kenarında yürüyor sabahın erken saatlerinde. Ve bir şeyler alıp denize atıyor. Bir şeyler alıp denize atıyor. Uzaktan birisi bunu takip ediyor, gözlüyor. Ve sonra o denizin kenarında yürüyüp yerden bir şeyler atan adama diyor ki, ne yapıyorsun burada diyor. Diyor ki, sahile vurmuş olan deniz yıldızlarını geri denize atıyorum. Hayatlarını kurtarmak için diyor. Diyor ki burada milyonlarca deniz yıldızı var. Sen hangi birisini kurtaracaksın diyor. Bir tanesini alıyor, atıyor. Diyor ki işte bunun hayatı kurtuldu. Ne kadarını kurtarabilirsek, gücümüz neye yetiyorsa onu yapacağız. Ama bu işin köklü çözümü ne? Bu işin köklü çözümü şu. Hükümet elbette ki bu dul yetim maaşlarını artırmalıdır. Hele ki çalışmayan kadınlarımızı. Yalnız olan, çoluğuyla çocuğuyla tek başına hayat mücadelesi veren, bir geliri olmayan kadınlarımızın mutlaka asgari bir gelire kavuşturmalıdır. Aynı şey emeklilerimiz için de geçerlidir. Emekli maaşlarımızla ilgili düzenleme seçimlerden önce yapılmalıdır. Yetişmiyorsa Temmuz'dan önce mutlaka yapılmalıdır ve en düşük emekli maaşı en az asgari ücret seviyesine getirilmelidir. Lakin biz kazandığımız belediyelerde ki inşallah Sivas burada proje modelimiz olacak. Burada kazandığımızda bu şehrimizde yaşayan dul ve yetim kimsesiz kadınlarımıza da en az aldıkları maaş kadar belediye olarak katkı sağlayacağız.
Kiraya ihtiyacı olana buna kira yardımı, evi kendisinin olanlara da doğalgaz yardımı olarak başka yardımlar adı altında vereceğiz. Yine aynı şekilde kadınlarımızın çalışma hayatına daha iyi bir şekilde katılabilmeleri için meslek edindirme kurslarının sayılarını artıracağız. Sivas'a yeni yatırımlar getirerek tekstil başta olmak üzere kadınlarımızı kendi ev hayatlarını da ihmal etmeyecek şekilde, hatta evde çalışmak isteyenlere evden çalışma imkanı da sunarak mutlaka ama mutlaka çalışmak isteyenlere uygun iş temin etmek için yeni yatırımlar gerçekleştireceğiz. Yani kadınımızın hayatını kolaylaştırmak için ne gerekiyorsa onu hep birlikte sizlerle birlikte yapacağız.